Uluslararası hakem değişim programı. Erasmus var ya, öğrenci değişim programı. Refrasmus'u hayata geçiriyorum abi. Refrasmus. Yani lokal hakem kendi liginde doğru maç yönetemiyor. Lahoz birisi. Abi bak, Barcelona Real Madrid maçı. Ben Real Madrid'liyim. Real Madrid taraftarıyım. Ya Barcelona, Sergio Ramos'un 3 kere atılması lazımdı. 3 kere. Casemiro'nun 2 kere atılması lazımdı. Atamıyorlar abi. Orada da İspanyol atamıyor. Yarın diyor as diyor, beni asar diyor. Orada da o kıvranıyor karnından böyle. Ah diyor, as var diyor. Marka, ah, marka diyor. Var diyor. Ah diyor, bilmem işte bilmem kim var diyor. Zidane var, Florentino Perez var diyor. Ver oraya bak Fırat'ı. Bak bizim Fırat'ı ver. O hareketi var ya. Bak ver Fırat'ı. Fırat var ya, ne markayı takar ne ası takar. Çat çut atar abi. Bu dünya içinde bunu taşımaya evet, şamil ediyorsun. Yani Matthew Lahoz Guardiola'yı Manchester City'nin başındayken tribüne gönderiyor. Tamam mı? Barcelona Real Madrid maçında gönderemiyor abi. Tamam mı? Yani bizimkilere göre çok daha az iyi yamcılar ama iyi yamcılar. Etmeyin, eylemeyin. Bakın bu hafta Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. 3 gün sonra bir daha Fenerbahçe maçı var. Birine Fırat'ı, birine Cüneyt'i vereceksiniz. Her ikisini de en az 2 hafta bitireceksiniz. Yabancı hakem getirin bakın. Kendi güvenliğiniz için, kendi sağlığınız için, kendi bekanız için gerçekten yabancı hakeme mecbursun. 1. 2. Ne dersen de yıpranıyor abi. Adam manava gidiyor, sinemaya gidiyor. Arkadan biri diyor filan. Bir de bizdeki gibi değil. Ölüm tehdidi falan var Avrupa'da. Şimdi Graham Paul çok iyi hakemdi. İngilizlerin efsanesi. Bozuldum Alex Ferguson'a demiş. Hayatımda gördüğüm en iyi hakem Colina'ydı demiş. Sir. Ya niye? Ben de o dönem, yani dönemim benim devrem. Ben bayağı ödül aldım. Dünyanın en iyi hakemi seçildim. Niye beni değil de Colina'yı seçti diye merak ettim. Sonra bir baktım ki ben Alex'in 37 tane maçını yönetmişim. Colina sadece 5 maçını yönetmiş. İşte maç öyle olur. Ben de diyorum ki burada yarın beni Hürriyet ne diyecek? Serdar Ali Çelikler nasıl asacak? Mehmet Ayan ne diyecek, demeyecek? Hiç bizimle ilgisi olmayan, Türkçe bilmeyen bir tane Arjantinli getirelim abi. Ciddiye artık alalım diyorsun bu konuda. Arjantinli getirelim. Ne adama forma morma giydirmesin kimse abi. Luis Sanchez yönetecek. Bir tane abi. Luis Sanchez. Aragonti. Tamam güzel. Gelsin abi. Luis Sanchez, Aragonti, Manuel Diaz. Arjantin'den. Ben sana bir şey söyleyeyim. Baba diyecek ben 4 tane Boca River yönetmişim. Bu ne diyecek ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Güzel tespit. Yani 5 maç bir tanesi kötü olabilir ama 5'te 1 bir şey değil. 37'de 7 tanesinde yenildin mi takarsın hakeme. O yüzden Refrasmus'u gündeme getiriyor. Arkadaşlar, yapıldı ben, yani bu. Arkadaşlar, sonra açtıysanız sizin kabahatiniz. Türk hakem uzmanıyım. Hepsini konuşuyoruz. Türk hakem uzmanıyım ben. Bizim Türk hakemlerin kafada şeytan var. Yaptık olmadı. Bunlar GDO'lular. Genetiği değiştirmiş organizma bunlar. Bunlar öyle yetiştirildi. Bunlar kafada şeytanla giriyor. Şeytanla. Eyvah diyor ya. Mehmet'e diyor. Yanlış yaptım. Yoklukta birlik sağlıyorlar bunlar. Yoklukta birlik. Mehmet'in kolunu kestim yanlışlıkla. Gel kardeş seni de keseceğim diyor. Ya baba ben yapmadım. Ne yapayım? Olsun. Onunkini kestim. Seninkini de keseceğim. İdareyi maslahat mı diyoruz? Ya bir tek idareyi maslahat değil. Bunlar yani idareyi maslahattan öte yapı böyle olmuş artık. Ya mesela bunların hayatı da böyledir. Nasıl kurtaracağız abi? Bunların hayatı da böyledir abi. Nasıl yani mesela? Ya bunlar yönetmeyecek maç. Bunlar maç yönetmeyecek. Bunları yok edeceğiz. Ya bu GDO'lu yok edeceğiz derken hakemlik camiasını değiştireceğiz. Geçeceğiz canım. Ne yapacağız yani? Sıfırlayacağız, hani, yenisini yapacağız diyorsun. Aynen öyle. Yıkacağız, bir daha yapacağız. Yıkıp bir daha yapana kadar 2 yıldır bu. Gözlemciler de dahildir yani. Şimdi göreceğiz gözlemcinin notunu. Bak göreceksin yani. Yüksek mi alacak diyorsun? Yüksek alacak. Arkadaşlar. Adım gibi eminim gözlemciden yüksek alacak. Ben diyorum abi ben bunlar hakem değil ya. Fuat abi nasıl bir araya getirdi bizi? Ya yabancı. Çok güzel getirdi. Ne güzel getirdi. Yabancı hakem ya bak. Ulan şimdi Alaçatı'ya da kimse gelmeyecek. Biz bu yazı böyle bir sıkıntılı geçireceğiz. Şuradan bir oradan halledelim, buradan halledelim diye düşünmeye başladın mı? Düşünmeye başladın mı? Sıkıntı var. Bak benim çok sevdiğim ve tanıdığım bir başka hakem. Sevdiğim ve tanıdığım bir başka hakem. Şu an hakem değil. Yıllar evvel bir işe giriyor ve babadan zengin. Çok zengin bir adam bu. Çok zengin. Abi bir işe giriyor.
O sırada gene böyle kur yükseliyor, bilmem ne oluyor. Diyor ki sana yemin ediyorum maç esnasında Euro'yu düşünüyordum diyor. Euro ya kulum yani. Bak anlatabildim mi? Yani hiçbir şey yapmasa bile kafasında ticari, biz de öyleyiz abi. Borcun harcın varsa gece zor yatarsın abi. Sağa dönersin, tavan seyredersin. Öyle değil mi abi? Sen ticaret adam mısın? Sen söyle kardeşim. Biz peki profesyonel hakemliği niye getirdik? Bu işlere girmesinler. Kafaları hep rahat olsun. Aman maç alamadım, aç kaldım demesinler diye getirdik. Ama para bunları bozdu. Gelelim iki. Konya Spor, Akhisar Spor'a, Teleset Mobilya Akhisar Spor'a konuk oluyor. Şimdi Akhisar Konya maçının hakemiyle Bursa'yı takip ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçının hakemini Yusuf Namoğlu'nun aramayacağını nereden bileceğiz? Bugün efendim Deniz Çoban önce bildirdi. Daha sonra hakem Abdullah Yılmaz kendi el yazısıyla hakemliğe son verdiği bilgisini paylaştı mecralarda. İsim değişikliği değil, isim benzer değilse Abdullah Yılmaz Süper Lig'de maç yönetiyor. Abdullah Yılmaz vasat bir hakemdir. Ama yavaş yavaş Süper Lig'de maç yönetmeye çalışıyor. 22 senelik bir hakemdir. Mevzu da şudur. Menemen Belediyespor Afyonspor maçına Abdullah Yılmaz atanmış. Menemen Belediyespor da sezon başından beri bir tane hakemle ilgili bir şikayette bulunmuş. O da Abdullah Yılmaz. Ya bu adam bizi mahvetti falan diye. X bir maçta Menemen Belediyespor Kırmızı Çizgi Spor maçında hakem Menemen Belediyespor'u memnun etmeyecek bir şeyler olmuş. Hatalarmış. Tamam. Menemen Belediyespor da MHK'ya şikayet etmiş. Menemen Belediyespor Afşet Afyonspor maçına Abdullah Yılmaz atanınca zaten orada başlıyor hata. Menemen Belediyespor demiş ki ya kardeşim sizden bir tek bir şey istedik ya. Bak bu adam böyle yaptı filan demiş. Bunun üzerine Yusuf Namoğlu Abdullah Yılmaz hakemi arıyor ve diyor ki iddiasına göre bak İstanbul'dan gözlemci gönderiyorum. Menemen Belediyespor Kırmızı Çizgi Spor maçında yakmışsın Menemen'i. Bu maçta dikkatli ol. Allame-i Cihan olsan hakemliğini bitiririm diyor. Çok doğru söylüyor. Ben bu işi ya. Ben bu işi araştırdım kardeşim. İngiltere'de şehirliğe vermiyor. Adam Manchester şehrinde yaşıyorsa Manchester'ın maçını vermiyorlar. United'ın, City'nin vermiyor, şeyin de vermiyor. Adam isterse Liverpool taraftarı olsun. Fark etmez. Veya Newcastle'lıysa Newcastle'ın maçını ver. Veya Newcastle'ın rakibini var. Mesela Sunderland var, böyle ölümüne düşmanlar. Ona da vermiyorlar adama. İspanya'da da tuttuğu takım var. Yazıyorsun tuttuğu, hakem tuttuğu takım yazıyor. Biliyorsun mesela Mathieu Lajos çok iyi hakem. Valencia'lıymış abi. Tuttuğu takım Valencia. Valencia maçını vermiyorlar. Vermiyorlar. İşte abi böyle olmaz bu. Hakem değişeceğiz. Başka çare yok abi. Lajos bize gelecek. Valensiyalı. Bize ne abi? Valensiyalıysa Valensiyalı. Adam bakacak. Bir dakika. Lajos bize gelecek. Bizimkiler oraya gelecek. Lan yazık değil mi heriflerin İspanya? Yazık değil mi koskoca Barcelona? Hayır orada, efendim. Orada iyi yönetimler. Kötü hakem sen niye şey mi? Hayır kötü efendim. Hakem, hayır, kötü hakem göndermeyeceksin. Ya benim La Liga izleme zevkimin de bip yani böyle şey var mı? Hayır efendim. İstemiyorum ben ya. İkisi de FIFA hakemi abi. Ne ya böyle? Orada da yönetir abi. Bizim kapıdan gidecek, kovuyorsun bacadan gidiyor. Hayır gidecek, efendim. Valencia. Yok bir de Liverpool maçı yönetsinler. İyice böyle Valencia, Recreativo Huelva maçını yönetecek. Lajos gelecek burada bizim maçı yönetecek abi. İngiltere'de bunun, de daha başsınlar. Bunun başka çaresi yok. Manchester'la hakem Manchester maçı yönetemiyorsa, Manchester'da yaşayan adam Manchester maçı yönetemiyorsa gelsin bizim Trabzonspor bir Galatasaray maçını yönetsin. Tamam uyar. Tamam mı? Bizim de Ali Palabıyımız gitsin abi. Manchester United bilmem ne maçını yönetsin. Hayır efendim. Yönetsin. Hayır efendim ben istemiyorum kesinlikle. Ya sen istemem. Ya benim ne demek? Benim istemem. Benim de söz var. Hayır efendim ya. Burada şey yapacak orada daha zor ligde bütün zevkimin bu, içine. Yok öyle bir dünya. Bu değişiklikleri yapamazsan. Başka iş yapsın. Bu değişiklikleri yapamazsan. Allah Allah. Hakem ya. Değişim programı yapamazsan. Bunun adını da Refrasmus koydum. Refrasmus. Erasmus gibi. Refrasmus. Refrasmus'u yapamazsak bu ülkede bak Refrasmus'u yapamazsak lokal hakemlerin lokal maçları yönetemeyeceğini eninde sonunda kabul edeceğiz. Gelelim son cümle. Oğlum İngiltere'de yönetiyor adamlar. İspanya'da yönetiyor. Ne istiyorsun? Abi yönetemiyor bak. Bozuyorsun. Niye yönetemiyor? İngiltere'de bu kuralı bir kere ihlal ettiler. Liverpool Manchester United maçında Manchester'la hakem verdiler. Adam Liverpool'u lehine eyyam yaptı. Bak ben Liverpool'luyum. Manchester'da hiç sevmem. Herif bizi tuttu abi. Tuttu herif yani.
İster istemez tuttu. Ulan ben de şimdi... Bu kadar puan farkı onunla mı bilmem neydi. Ya? Bu sene değil. Geçen seneydi maç. Geçen sene çok puan farkı. Geçen sene 0-0 biten maç hatırla. Tamam. O maçta herif bizi tuttu ya. Neyi tuttu abi bizi? Bizi tuttu adam. Bizi tuttu hakem. Şimdi ve bizi ona rağmen yenemedik. Ne? Her şeyde bütün... Hakem Erasmus neydi? Refrasmus. 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 Çok güzel Refrasmus. Şimdi dolayısıyla lokal hakem, robotlar gelene kadar yapacağımız tek sistem bu.